Allah gani gani rahmet eylesin. Polis memurumuz Fethi Sekin'in bu vatanı savunurken şehit düşmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Değerli izleyiciler, İçişleri Bakanlığı da, devletin birçok kurumu da mesajlar yayınladı. Biz bugün burada, sizler evinizde, biz yayın yapıyorsak, siz izleyebiliyorsanız, Fethi Sekinlere muhtacız bundan dolayı. Allah gani gani rahmet eylesin. Çünkü hakikaten bu vatan için şehit olan isimlerden bir tanesiydi Fethi Sekin. Bu vesileyle bir kere daha analım. Allah mekanını âli eylesin, cennet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Sabırlar sevenlerine de, yakınlarına da sabırlar niyaz ederek günün manşetine başlayalım. Allah müsaitseniz de ruhuna bir Fatiha gönderirseniz elbette Fethi Sekin de, diğer şehitlerimiz de elbette çok sevindiler deyip günün manşetine başlayalım. Tabii. Ben bununla ilgili bir şey hatırlatayım. Yani tabii ki izleyicilerimiz birçok da Türkiye'nin sembol bir isim bu Fethi Sekin. Tabii. Allah gani gani rahmet eylesin, ben de tekrarlayayım. Aklıma şey geldi, tam bu müziği verdik, öyle bir hisse kapıldım, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun da. Yani bu millet kahramanlarını hep güncelliyor yahu. Yani enteresan bir şey değil mi? Yani bu topraklarda, toprakları yurt edinmiş bir millet düşün. Onca şehit vermiş. Yani o ifadesi metafor sayılmayacak bir ifade. Hakikaten sulanmış. Böyle topraklarda yıl geçiyor. Yıllar önce işte 2016'ya mı tekabül ediyor? 2016, 17. 5 yıl olmuş, üzerinden geçmiş. Ama kahramanlarını hep güncellemiş. Neden diyecekse o da şu. Bir polis memuru, birçok polis memuru şehit verdik. Çok kahramanımız vardı bizim. Muhakkak. Sembol olmasının sebebi canlı görüntüde. Sen de çok iyi bilirsin. Yani aşağı yukarı bizim yaşlar bilir. Bir elinde tek bir şarjörü olan ve tabancayla, ağır böyle şey yapmadan, önünde bir koruma olmadan, bir siperi de yok, koştura koştura, değil mi? Ancak filmlerde görebileceğin, aksiyon filmlerde görebileceğin şekilde koştura koştura elinde otomatik silah olan bir teröriste karşı onu öldürme pahasına gidip orada roket atarla elinde bulunan bir teröristi, bir caniyi orada durdurmak amacıyla kendini feda etmiş bir insan. Bu ancak filmlerde olur, bir de bu millette olur. Gerçi orijinalde budur yani. Bir sene önce de vardı bunlar. Hiçbir şey kalmayınca karşıda bir Bizans ordusu, tek kılıç var elinde. Belli ki gidecek, bir kamayla gidiyor. Çünkü ancak bir kamayla. Aynı şekilde yeni versiyonu da 2021'lerde böyle anlıyoruz. Bu çok güzel bir duygu. O ailesine onur meselesidir bu, onun ailesi için. Buradan tekrar Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Ruhu şad olsun. Rabbim de bu tür kahramanlardan bizi mahrum etmesin. Amin. Amin. Güzel bir şeyle başladık. Vallahi teşekkür ediyorum. İyi de söyledin hakikaten. Kahramanı unutmayacağız. Onsuz olmuyoruz çünkü biz. Bunlarla biz varız. Unutmayalım. Enflasyon, meflasyon. Her şey geçici. Para geçici. Uzay geçici. Yok, bu her şey geçer. Ama bu senin geleceğin, bu milletin bekası, bu milletin ne olduğunu çok iyi anlatan bir hikayedir diye düşünüyorum. Değil mi? 2017'nin 5 Ocağı'nda. 2017. Şehit olmuş. Yine buradaydık. Bu yayındaydık. Yani o görüntüleri, o görüntüleri görmüştük hakikaten. Değişmemiş bir şey yani. 5 sene mi olmuş? Fethi Sekin şehit olalım. Allah gani gani rahmet eylesin. Tüm şehitlerimize de aynı duygularla rahmet dileyelim. Şimdi diğer başlıklara başlayacağım ama Yeni Şafak gazetesiyle başlamak istiyorum bugün. Şimdi bu vatan için şehit olanları andığımız gibi bu vatan için bir şeyler yapanları da, hayatta olanları da anmak lazım. Hani tabii, öyle şeyler derler ya, sanatçılar tabii falan öldükten sonra şey olurlar, ondan sonra kıymete binerler derler ya. Evet. Hakikaten bu ülkeye emeği geçenlerin hayatta olanlarına da saygı sunmak, teşekkür doğru etmek. Hani marifet iltifata tabidir cümlesi gereği marifetlerine iltifat etmek tabii lazım ki, ya da iltifat etmek lazım ki marifetler artsın. Şimdi birkaç gündür gündemimde hep konuşacağım edeceğim, seninle gerçi konuşuyoruz yani öncesinde ama bu canlı yayınlar, şunlar bunlar üzerinden değinemiyoruz. Bu vesileyle hemen baştan bir teşekkürü de Aykut Hoca'ya ve gönderelim. Yani Fenerbahçeli Aykut Kocaman'dan bahsetmiyoruz tabii ki. Aykut Hoca, kendisi profesör. Duymuşsunuzdur ismini, soy ismini söyleyince belki daha hatırlayacaksınız. Özdağrendeli, Aykut Özdağrendeli. Profesör doktor. Şimdi dünya şeyi biliyor.
Şahin çiftini biliyor. Yani Biontech'in kurucusu, Biontech şirketinin kurucusu aşıyı bulan iki Türk'ü biliyor. Fakat Türkovak aşısının bulucusu ya Türkovak aşısı bulan, bununla ilgili çalışan kişidir. Aşıyı geliştiren kişidir Profesör Doktor Aykut Özdağ Rendeli. Bu vesileyle ona da bir teşekkürü borç bilelim. Çünkü dünyada aşıya sahip olan 9. ülke ya da 9 ülkeden biri olmamızı sağladı Aykut Özdağ Rendeli. Bu vesileyle emeğine, yüreğine sağlık diyelim. Kendisine, beraber çalıştığı ekibine, ya Türkiye'yi Devler Ligi'ne taşıması ve aslına bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği, yani bu aşı meselesi bütün dünyayı aslında turnusol kağıdı gibi gösterdi. Çünkü kendilerinden başka kimseyi umursamayan Batı'ya nazaran biz Türkiye olarak aşıyı geliştireceğiz ve ihtiyaç sahibi ülkelere de bedava, ücretsiz dağıtacağız cümlesini kullanmıştı hatırlarsınız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yol göstermesiyle, imkanların sonuna kadar açılmasıyla ve devletin desteğiyle Türkovak aşısı dünyada Birleşmiş Milletler'in tanıdığı 192 ama totalde 200'ün üzerinde, Birleşmiş Milletler üye olan 192 ama totalde 200'ün üzerinde ülke içerisinde bu Covid aşısına sahip 9 ülkeden biri olmamızı sağladı. Hakkı teslim etmek, hakikaten teşekkür etmek bu ülkenin evladı olarak bana, hikmete, sizlere, hepimize bir borç. Bu borcu da Profesör Doktor Aykut Özdağ Rendeli'ye teşekkür ederek bitirmiş olalım. Milletimize şifa olsun cümlesi var. Türkovak aşısı için sıraya giren kişileri gördüğünde duyguları soruluyor. Bir cümle bulamadım fakat bütün yorgunluğumuz gitti. İnanılmaz güzel bir duyguydu. İnşallah milletimiz için şifa olur diyor Aykut Hoca. Bu vesileyle Aykut Hoca'ya da emeği için bir daha teşekkür etmiş olalım. İşte bazen ne biliyor musun, insanlar hani yorulduk ya, yani Allah yorulduk. Yani gerçi bazı heyecanlar var, yorgunluğumuzu hissettirmiyor. Fakat siyaset tartışmak odur. İşte köşe yazıyoruz, program yapıyoruz. Yoruluyorsun yani hayat. Çok şey ıskalıyoruz. Kendi hayatta özel şeyi de ıskalıyorsun Murat bakarsan. Kendi hayatınla ilgili şeyi de ıskalıyorsun. Aile hani. Şimdi sayın, bak orada hemen Erdoğan'ın fotoğrafı var. Hani siyasi hayatından bahsederken neleri ıskaladığını, neleri ihmal etmek zorunda kaldığını da anlatır. Hedefler olunca insan hayatında, değil mi? Hedeflerimiz var çünkü. Ama o kadar hızlı geçiyor ki bu dışım nereden çıktı diye eğer insanlar günün manşetinde ıskalamamak lazım aslında. Yani başlangıcımıza Fethi Sekin'le başladık. Bence çok, ben bilmiyordum akışı bilmediğim için. Ben çok büyük bir sürpriz oldu. Aslında cümlen çok önemliydi. Neydi? Sen orada evinde şimdi sabah çocuğu da okula servise verdik, çay da demedik, evde reçel kalmamıştı diye konuşabiliyorsun ya. İşte o Fethi Sekin. Yani, anlayın. Yani o kahramanlarla oluyor bu işler. Kendi kendine olmuyor. Artı böyle bir kahraman da var. Bu da bir kahraman. Bu da yaşayan kahraman. Bu da yaşayan kahraman. Hatta örneğini verdin. Ya bunlar şimdi Aykut Hoca deyince bir de Aykut bir de kocamana gönderme yaptın Fenerbahçe olarak. Bana dokunmadı değil. Neyse esprisi bir yana. Ben üzülüyorum. Ama deneyim ya. Çok üzülüyoruz biz de. İmamoğlu'yuz. Neyse. Ama şu var. Yani çok büyük bir hizmet. Aslında çok büyük bir hadise. Yıllar sonra konu olabilir ama şu anda sen Türkovak ki olmadık inşallah bir an. Ben planlıyorum Türkovak olmayı yakında zaman içerisinde. Bunu da ıskalamak lazım ya. Ne kadar emekler ya. Hani aklıma şey geliyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar Ruslara saldırınca baktılar ki işte çok soğuk hava, -30, arabaların motorları donuyor, su radyatörler. Diyor ki şu mühendislere söyle diyor, hemen diyor susuz araba yapılsın, susuz motor yapın, su olmasın motorda. Böyle şey olur mu? Koyun hepsini bile bir hafta ücret verin. Yapamazlarsa sıkı kafasına. Bir haftada buldular Volkswagen'i adamlar. Tamam mı? Böyle bir şey değil. Hitler'in dünya tarihine hediyesi. Hediyesi de susuz motor ve Volkswagen. Hayır, sonradan işe yaramadı başka. Ama o dönemde işe yaramış. Bu başka bir şey ve bunu ıskalamamak lazım. Biz de karşı bugün Kılıçdaroğlu'nu döveceğiz. Döveceğiz. O dolar stokçularını döveceğiz. Hepsi kafası kıracağız ama bunları atlamamak lazım. Uğur. Sonradan dedin ya, bir de cümleyi bitireyim. Dedin ya, şu adamlar ölüp gidiyor. Tarih oluyor. İşte şey gibi hani bazı sanatçılar. Ne o Van Gogh da öyleydi hatırlıyorum. Birçoklar öyle. Van Gogh ölmüş, fakir, ödeyemiyor kirasını. Adamın bıraktığı servet 1 milyar dolar. Birçoklar yani öyle. Toplam tabloları 300 milyon dolar neyse atıyorum. Yani Van Gogh olmamak lazım.
Değil mi? Uğur Şahin'le Özlem Türeci'yi biliyoruz. Yani artık dilimize pelesenk oldu. Onların da emeğine sağlık. Hakikaten onlar da bir Türk kökenli olarak yapmış olduğu dünyaya hizmetleri de elbette tabii gurur duyduğumuz bir mesele. Ama en nihayetinde Aykut Hoca, Aykut Özdağrendeli bu ülke için, dediğim gibi bakın bu çok önemli. Yani aşı bulup bulmamak vesaire, bunlar elbette önemli ama dünyada aşıya sahip olan 9 ülkeden biri olmanın ne demek olduğunu bir kere daha düşünmekte fayda var. Çünkü dünya 5'ten büyüktür cümlesinin altını dolduran bir hamledir bu. Yeni daha adil bir dünya mümkün mottosunun cümlesinin altını dolduran bir hamledir bu. Odaleti olabileceğini gösteren bir işaret. Bugün Afrika'da Afrika'yı insandan saymayan fakir ülkeleri, siyah derilileri, ondan sonra insandan saymayan Batı'ya nazaran Türkiye Cumhuriyeti, Türk Devleti bulmuş olduğu aşı vasıtasıyla bu Afrika'ya, bu Batı'nın insan olarak bile görmediği o mazlum coğrafyaya yardım elini uzatma fırsatı bulmuştur. Dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın direktifleri, yönlendirmesi dolayısıyla bu aşıya çalışıldı ve 2022'nin bu ilk günlerinde ya da 2020'nin sonunda Türkovak aşısı acil kullanım onayını da aldı ve şu anda hakikaten uzun kuyruklar oluşuyor. Bu sadece Türkiye için geçerli olan, hani hep şeyleri söylüyorlar ya, paramız dışarı gitmesin. Ha da gitmeyecek paramız dışarı. Bu anlamda söylüyorum. İkincisi, çok daha stratejik olan, az önce ifade ettiğim gibi, biz dünya 5'ten büyüktür diyorsak, daha adil bir dünya mümkün diyorsak, bunun temel taşlarından bir tanesidir. Bugün Batı'nın dönüp bakmadığı mazlum coğrafyaya Türkiye, Türkovak'la bir kere daha elini uzatacak. Bunu da artı olarak söyleyip Aykut Hoca'ya ve ekibine, Aykut Özdağrendeli ve ekibine Allah bir kere daha teşekkürlerimizi iletip minnetlerimizi size sunalım. Şimdi gelelim. Bütün bunları konuşurken, ederken... Şimdi kimi döveceksek dövelim hadi. Ya şey okudum. Gelelim günün manşeti, sabah mevzuda. Günün manşetinden hemen önce Hazine ve Maliye Bakanı açıklaması vardı müsiat başkanlar toplantısında. Müthiş. Şimdi bunlar biliyorsun eğip bükmek hususunda muhalefet, uzman. Şöyle oldu, böyle oldu falan diye iki tane önemli cümlesi vardı Nurettin Nebati'nin. Bir tanesi kurdaki köpüğü aldık bitirdik. Evet. Normale geliyor. İnşallah dediğim gibi Ocak sonuna kadar da zaten stabilizasyon, yani dengeleme bitmiş olacak. İnşallah. Herkes önüne rahatlıkla bakmış i̇nşallah olacak. Şu anda kurun 3 kuruş 5 kuruş yukarı aşağı oynamasından dolayı hala bir tedirginlik var. Doğaldır, normaldir. Bunu da öyle görüyorlar zaten ama bu çok uzun sürmeyeceğinin de aynı zamanda göstergesi bu bir. Bunu cebimize koyduk. Köpükteki, dövizdeki köpüğü aldı. İkincisi faizdeki köpükler de aynı şekilde gidecek dedi. Ve üçüncüsü, şimdi bunlar şapkadan tavşan çıkarttı. Yok Erdoğan son dakika şunu buldu, bunu buldu. Safsatasıyla aslına bakarsınız plansız, programsız, ondan sonra hani rastgele gelen topa vurdu gibi bir itham da görüyorum ben bunda. Her ne kadar iltifat ettiklerini zannetseler de bu hükümetin, Sayın Cumhurbaşkanı liderliğindeki hükümetin, Türk Devleti'nin öyle ABCD planları olmadan hamle yapmadığını görmek açısından da önemli. Atılan adımlar neticesinde gazetelere baktım. Dün itibariyle 84 milyar lira bu döviz korumalı mevduata geçmişti. Sabah Nurettin Nebati bir açıklama yaptı. Rakamın 91,5 milyar lira olarak güncellendiğini kendi önündeki notlardan okuyarak ifade etti. Dolayısıyla atılan adımın ne kadar doğru olduğu ve orada bir cümlesi daha vardı. Onu da önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda inşallah göreceğiz. Bugün ekonomist diyerek sağda solda vik vik yapanların aynen 2008'de teğet geçecek cümlesine yaptıkları gibi önümüzdeki günlerde bu sözlerinden dolayı utanmayacaklarını, özür dilemeyeceklerini de bir kere daha altını çizmiş olalım ama tarih bizi, günler bize bunları da gösterecek inşallah. İnşallah. Bu sorun da üstesinden hep birlikte geleceğiz. Rakamlar bunu gösteriyor. Yatırımlar bunu gösteriyor. Elde edilen başarılar bunu gösteriyor. Bununla başlamış olalım. Evet, yani bunu şimdi şöyle söyleyeyim. Bak bu birkaç gündür konuşulan bir şey var. Onu düzeltelim bir defa. Anlasınlar insanlar. Dolar 18 çıktı da 13'e indi. Buna seviniyorsunuz da şu anda 91,5 milyar lira oldu arkadaşlar. 91,5 olur. 100-200 geçer o. 13.5'de sabah kalktık. 13.80'de de 13'e indi. Çok enteresan. Sabah yine tırnak içerisinde araştırmacı
gazeteci, Profesör Allame-i Cihan. Ekonomist. Ya, ekonomist, kozmist falan neyse. Bunlar konuşuyor. Bunları böyle özellikle izleyiciler. Özellikle söylüyorum ki çünkü samimiyetle söylüyorum. Bak dinleyin, bakın, neticeye bakın. Hep yalan söylediler, hep yanlışlıklar. Çıkmaya devam ediyor. Neden biliyor musun? Bugün tekrar dinledim şunu fark ettim. 13.53 sabahleyin bir baktığımda bak ne diyor bunu. Şu anda ne kadar ben de bakayım. Bir dakika 13.85'ti 15'e indi bak şu anda bile 0.70 düştü. 13.39'muş şu anda. Bu dalgalanma şu breakdance gibi yapılan şu dalgalanma diyor. Zaten istikrar olmadığını gösterir diyor. Bak bu, bak. Arkadaş ya sen nasıl bir kafa nasıl bir cozuttun sen kafayı. Ekonomiden bahsediyorsun. Araştırmacısın. Kısmen ekonomistsin. Şunu anla artık. Bu kadar dalgalanan bir yerde düşün. Bak ben buldum bunu. Ben buldum. Öğrenin yazın. Deprem olmuş. Değil mi? Nedir o fay hatları? Depremi de anlatalım. Biraz bilimsel konuşuyoruz bugün. Fay hatları kırılıyor hocam. Ya sıkışmaktan dolayı. Üstte bir alttan kırılıp aşağı düşüyor. Yarkabı oynuyor. Fay hatları böyle düşün. Kırılan mermer parçaları gibi düşün. Arkasından ne oluyor hocam? Günler, haftalar, bazen aylar sürüyor. Artçı depremler oluyor. O kırıldıktan sonra bir kayanın üzerine oturduktan sonra aradaki diğer parçalarda ufak ufak sarsıntılar oluşturuyor. Bunu düşün. Ekonomi de bu kadar hızlı büyük bir dalgalanmadan sonra depremden sonra artçı sarsıntı gibi düşün. Oturacak. Bitti. Sizin bütün kâr ettiğiniz suya düştü. O palavralarınız. Ha, bu boylu bulu koy. İki, Sayın Nebati de bundan bahsetti. Sayın Nebati bir güçten bahsetti. Biraz önce Türk Hava Gücü gibi bir şey. Nedir o? Ne diyorsun sen? Şunu diyorum bak. Ya kendinize güvenin. Değil mi? Milletinize güvenin. Yatırımınıza güvenin. Unutmayın ki sizin bir nüfus cüzdanınız var. Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Onlara güvenin. Biz bu ülkede neler yapmışız? Benden önce neler yapılmış bu ülkede? Biz de yaparız. 19-20 yıllık bir ekonomide yapısal bir dönüşüm yaşandı. Hissetmemiş olabilirsin. Gerçi yaşadın sen onu. Çok iyi yaşadın. Bilgisayarla yaşadın. Benim eski örnekte olduğu gibi Aksaray'dan Topkapı'ya 1,5 saatte gittiğimiz süreden attın, metrolara bindin, oraya yaşadın mı sen bu dönüşümleri? Yani ekonomik sürecin neticesini yaşadın ama hala bir şey farkında değilsin. Bu dönüşümü yapan bu hükümet burada diyor ki bir anda diyor biz bunu baktık ki böyle bir sıkıntı var, küresel bir sıkıntı var. Onu da aşağılamaya çalışıyorlar. Sen diyor ki Amerika'ya bakma sen. Bir de söyleyen kişi şu, Amerika'ya bakma şu anda 6,5-7 konuşuluyor ama yani onlar da 7'deki biz 36 diyor. Adam birden geldi lan. Birden geldi. Yani bunu düşün. Almanya'ya bakma. Adam 0.75'te 1.2'den geldi 5.5'a 6'ya. 6 kat artmış yani daha doğrusu. Orası da dünyaya geçmiş bu memleketleri. Bir düşünsene mukayese yapmak zorundasın. Çok güzel örneklerini veriyor Ali Saydam da. Ya uzayda yaşamıyorsun. Bu dünyada küresel bir entegrasyon var ticarette. Tabii. Şimdi bu bütün bunlar bitti. Fakat şöyle bir şey var. Bunu da söylemeyecektim ama söyleyeceğim yine. Söyle. En sonunda da şunu İçinde söyleyeyim. Kalmasın. Söyle. Ha, sabah yine kalkmış cimşit bir cümle daha kullandı. Bir cümle daha kullandı. Ben arabadan fırlıyordum neredeyse. Yani convertible bir şey olsaydı çıkmıştım yukarıdan. Doğal gaz şey mi? Faturası mı? Neden böyle oldu biliyor musun? Yok değil. Neden böyle oldu biliyor musunuz? Diye anlatıyor adam. O yarılmış allame. Bu zaten çuvallamış allame civciv. Dedi ki çünkü dedi bu insanlar dedi baktı ki bu dolar çok yükseliyor. Evet. Çok yükseliyor. Evet. Dedi bir anda fısıldı gazetesi. Bir de doların yükseleceği konusundaki manipülasyonlar insanları bu hale getirdi dedi. Abi çık arabadan. O civciv tek tek tövbe. Yani kız civcive. Şeye, ya kendini yaptı biliyor musun? Ya bir de ya her zaman civciv dedi ki dolar fırlıyor. Fısıldı gazetesi insanlar dinlediler diyor. Ya bir... Bir de ne yapmışlar biliyor musun? Ya bunu bir de cümlesi var. Bir de manipülasyon yapmışlar. Ekonomi kötüye gidiyor diye. Bir de her zaman yumurtayı koyan sensin. Şaka gibiler ya. Bir de şu cümlesi vardı programda. Ya. Ben de hani dinledim. Kendileri yaptılar. Ben şimdi diyor, küçük yatırımcıya çok üzülüyorum diyor. Çok zarar gördüler. Çok üzülüyorum ben. Evet. Cümlesi. Çok üzülüyorum. Ya arkadaş ben aynı şeyi söyledim. Yani Halk TV'de çıkmış bir tanesi diyor ki dolar diyor 18 lira olunca diyor adam diyor evini sattı diyor. Dolar aldı diyor. Ertesi gün diyor 12 liraya düşünce diyor bu adamın zararını kim karşılayacak? Vallahi Habertürk karşılayacak. Halk TV karşılayacak. Civciv karşılayacak. Ki artık bilmiyorum oradaki Tabii. isim olarak yürümeyeyim ama sizler civciv karşılayacaksınız. Hocam. Çünkü bu insanları manipüle eden bu insanları dolar 25 lira olacak, 30 lira olacak, 50 lira olacak sizlersiniz. Bir yani kelime olarak bizzat bunu söylememiş olabilirsiniz. Ama bunu farklı
argümanlarla, farklı o kelimelerle bu algıyı siz pompaladınız sürekli. Uçuyor, durdurulamıyor, daha nereye gidecek, yakalayamıyorlar. Bu gidecek demektir. 25 olacak dediler kendileri ya. Dediler hadi demeyin. Demeyen için de söylüyorum. Tutulamıyor. Tabii. Uçuyor. Roket gibi gitti. Nerede duracak? Durmayacak herhalde. Herhalde. Bu zaten bu cümledir. Yani hani gidiyor. Aman ha geç kalmayın, trene yetişin cümlesiyle milleti manipüle eden sizlersiniz. Sizi suçlarıyorlar. Utanmadan çıkıyorsunuz, diyorsunuz ki ah millet, fısıltı gazetesi böyle olunca millet çok zarar gördü. Ben çok üzülüyorum bunlara. Hocam bırakın o köpükse bunları. Ya köpürten bundan. Bunlar mikser mikser karıştırıcı bunlar. Aynen. Sonra vırr diye çıkartıyor köpüğü. Erdoğan'ın 3 tane tarifi var. Bu 3 tane tarifi üzerinden bir şeyler yapalım. Bunlardan bir tanesi, sırayla gideceğim. CHP nedir diye bir tarif yaptı. Nedir Sayın ne değildir. Cumhurbaşkanı. CHP neymiş? Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından bir kere daha dinleyelim bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si 1940'ların diktacı, Jacoben, millete ve milletin değerlerine düşman CHP'sinin güncel sürümünden ibarettir. Aradan geçen vakitte dünya değişmiş, Türkiye değişmiş, hatta eski çamlar bardak olmuş ama CHP'nin faşist karakteri ve kafası hep aynı kalmıştır. Kendilerini ne kadar farklı göstermeye çalışırlarsa çalışsınlar, bir noktada gerçek yüzlerini ifşa etmekten kurtulamıyorlar. Ajans patentli takiye siyasetleri çıkmaza girdikçe bilinçaltlarında ne varsa onu konuşuyor. Zehirli dillerini ve karanlık niyetlerini belli ediyorlar. Şimdi CHP nedir sorusu bu. Devam edeceğim ara vermeden. Evet. Özgür Özel kimdir? Özgür Özel CHP'nin eczacı, Manisa milletvekilidir. Özgür Özel. Özgür Özel'in şahsında kimlik bulan özelliğini aslında CHP kadrolarının, hali hazırdaki CHP kadrolarının birçoğunda bulmak mümkün ama Özgür Özel kimdir diye biz soruyu sorarken aslında CHP'nin zihniyeti nedir sorusunun da cevabını bulacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dilinden. Bir dinleyelim bakalım Özgür Özel kimmiş? Ne o çakal mı? Neymiş? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değilmiş, çağ dışıymış. Regafil, asıl çağ dışı olan sensin. Senin bu faşist zihniyetin asıl arkaik olan, asıl gerici olan, orta çağ karanlığında asıl debelenen sen ve senin gibi meseleye marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır. Şimdi ben burada CHP Genel Başkanı'na soruyorum. Anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın görevini hakkıyla yapmasından niçin gocunuyorsunuz? İstikbalimizin teminatı olan çocuklarımızın Kur'an'ı, Peygamber Efendimizin örnek hayatını, medeniyet değerlerimizi öğrenmesi sizi neden rahatsız ediyor? İslam tarihinin en parlak dönemlerine, Batılıların kendilerini tarif için kullandığı Orta Çağ karanlığı yaftası vurmaktan utanmıyor musunuz? Bu milletin dininden, diyanetinden, İnançlarını özgürce yaşama, evlatlarını özgürce yetiştirme hakkından kirli ellerinizi ne zaman çekeceksiniz? Artık çambazlığı bırakın. Sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman peygamberimize sahip çıkacaksınız. Kur'an'a sahip çıkacaksınız. Yeri geldiği zaman da ağzınızda, dilinizde hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız. Evet. Özgür Özel zihniyeti. Bir şey daha var. Onu da bitireyim. Öyle mi? Üçleme. Evet. Triloji. Ha, ben üçlememiz var. Trilojinin üçüncü bölümünde sokak neresi diye soruya cevap veriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bir de sokak neresi diye bir yorumunu dinleyelim Sayın Cumhurbaşkanı. Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş. Meydanlara döküleceklermiş. Ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse
siz de dökülün, siz de aynı dersi evvelallah alırsınız. Bizler Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız. Durum bu. Hocam, CHP, CHP nedir? Özgür Özel kimdir? Sokak neresi? Cümlelerine dün genişletilmiş il bakışanları toplantısında cevap verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Günlük çok koşturmalardan dolayı da bazen tabii detay atlıyoruz. Ben gene bizim reji ekibini ve sizleri gene tebrik edeyim. Yani üçleme güzel olmuş bu üçleme. Aslında biraz özeti olmuş tabii geçtiğimiz haftaların. Ekonominin dışındaki diğer özet bu. Sondaki çok çok sert ve manidar bir uyarıydı. Ki hakikaten de doğru. Ben de bunu söyleyince bana çok kızan var. Bizim taraftan da çok kızıyorlar bana. CHP sokakta değildi diyorum ben. Ha diyor, onlar oradaydı diyorlar. Ben değildi diyorum. Hala değildi diyorum. Bak CHP teşkilatından bahsediyorum. Yani öyle düzeltelim onu. Ben CHP'de kastettiğim o. Hakikaten yoksa, CHP yoksa seçmeni, hepimiz biliyoruz o kadarını. CHP seçmeni, nedir o CHP o kadarı? Hani şu var ya CHP gönül vermiş diye başlıyor ya. Hani başlıyoruz. Herkes öyle söylüyor ya. Öyle şimdi. Ama yani bir insanları vermiş olduğu oydan dolayı yardım edemeyiz. Herkes herkese verebilir. Teşkilat harekete geçirmeyen bizzat, teşkilat elemanları geçirmeyen bizzat partinin kendisidir. Kılıçdaroğlu çünkü ne yaptı? Arkadan sıvış patladı geçti. Doğru mu? Tankın arkasından dolaştık. Tabii şimdi Cumhurbaşkanı soruyor 15 Temmuz'da neredeydin? Bakırköy Belediye şimdi Başkanı'nın sen, evinde pompon terliklerle teşkilatları da arkadan dolaştırdılar. O zaman yoklardı bunlar. Şimdi olay şu üstad. Bu deminki söylediğiniz şeyle dönüp dolaşıp aynı yere gidip hatta o gün de ben o ifadeyi kullanmıştım. Hani meşhur laftır ya benim oğlum bina okur dönen dönen bir daha okur diye. Değişmez entikodlar anlatıyoruz. Ha, geldiğimiz yer. Unutmayın Özgür Özel kim de derken burada da arada biz ifade ediyoruz. Hani sen dedin şöyle bu ne düşündüğü konusunda hatırlıyorsun Sayın Meclis Başkanı'nın odasına girip elinde cep telefonu. Oydu değil mi ya? Bak hep uzuyoruz. Doğru söylüyorsun. Meclis başkanı oluyor. Bir de tek bak burası da böyle yapmış. Burası da böyle yapmış. Burası. Bak ne kadar düşük. Ne kadar paçoz bir siyaset. En sonunda da girmiş tuvaletine. Tuvalete girmiş. En rahat çalıştı alanı şey burası. Orada bak burası da abdest şeyisi bak diye. Abdest şeyi. Yani işte düşük abdest alınabilecek bir adam. Ne kadar büyük günah görüyor musun? Koskoca meclis başkanı abdest alıyormuş demek ki. Bu iş içindeki hani diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. İçindeki pisliği akıtmak için yani heyecanlanınca bunlar böyle hale geliyorlar. Bak heyecansız olsa bunu yapmaz. Bir Anadolu Müslümanlığı da tarif ediyor kendisi. Anadolu Müslümanlığı demek ne demek? Şu yılbaşında 3-5 kadeh takmak. Arada bir işte göbek atmak. Anadolu Müslümanlığı böyledir diyor. Aynı Özgür Özel. Aynı konuşmasının devamında. Sana İslam tarif ediyor. CHP zaten İslam tarif etti. Var ol İnönü. Vergi ver mutlu ol. Allah'a yalvar. İnönü'nün ayağını öp. Öp böyle fotoğraf odası söylüyorum. Böyle bir şey yok da. Bütün bunlar var derken dedi ya orta çağ zihniyeti matematiğin mevzisi yok fiziğin mevzisi yok. Peki sen bu ülkede ben soruyorum onun için de işlemi yok. Sen bu ülkede tek başına biricik iktidarındayken peki soruyorum sana ben camiyi kapattın ahıra çevirdin ezanı susturdun hangi ilerlemeyi kaydettin? Öyle değil mi? Bunlar yüzünden ilerleyemiyoruz diyor. Orta çağ devri. Sen İslam'a karşı her şeyi yok ettin Kur'an'ı olarak istemedin. Çünkü bunların çıkış noktası burasıdır. O yüzden varlar adamlar. Genetik kod oraya bağlanıyor. Aradan geçiyor. Yıl olmuş 2021. Tak adam diyor ki en sonunda bunu orta çağdırdı Kur'an-ı Kerim diyor. Tamam bunları engeller diyor yani. Kur'an dediği şey o ilerlemeyi engeller. Ya sen Kur'an'ı onca yasaklattın. Kitap toplattırdın. Yakıt yaktın. Camileri kapattın. Ezanı susturdun. Da o sene içerisinde ne ilerlemesi, neyi keşfettin? Füze gönderdin de başörtüsüne mi takıldı diyorlar ya. Hayır işte engelledi ya. O başörtü engelleri kaldırdın. Başörtüsüne savaş açtın. Aradan kaçanlar mı tuttu acaba? Müslümanın kılık kıyafetine müdahale de ettin. Her şeyi yaptın. Yapabileceğin her türlü tırnak içerisinde çağdaş adına gericilik yaptın. Ama bir iş yaradı mı? Yaramayacak. 28 Şubat'ta da yapıldı. Yaradı mı? Yaramayacak. Ama o adamlar geldi. O adamlar derken işte Anadolu Müslümanı geldi. Anadolu Müslümanı diye bir şey yok ama Müslüman Müslümandır ama bu toprakların insanları olduğu için söylüyorum. Geldiler yönettiler. Bak biz ne veriyoruz şu anda burada? Allah razı olsun elinizi vicdanınıza koyun ya. Ya dünya bilmem kaçıncı sıradaki şu bilmem Türk Havak'ı yapmışız. 9. ülke. Tamam. Dünyadaki 5 ülkeden bir tanesiyiz. Nedir o? İHA yapıyoruz. Tamam. Kendi TürkSat uydumuzu yaptık. Tamam. Dünya Avrupa'da son 20 yıldaki 10D projenin 6'sı Türkiye'de. Tamam. Bunu da işte senin gericiler ama bak annesinin cenazesinde Aşı Şerif okuyabilen bir cumhurbaşkanım var. Onlar yapıyor bunları. Sizinkiler yapmadılar. Onu anlatmaya çalışıyor. Seninki abdest şeysi elinde. Bak abdest şeysi var. O ne yapalım kapatalım burayı. Abdest şeysini gördüm çünkü. Ya Müslümanlığa karşı
bir alerjileri var, karşı alerjileri var. Şimdi ne demişti gerçek... Özgür Özel? Birazdan onu hatırlatacağım, tekrar vereceğim. Bu Diyanet'le ilgili olarak sen söyledin. Gönderiyorlar. Ortaçağ zihniyetinde matematiğin M'si, fiziğin F'si de olmuyor cümlesine istinaden bir şey söyledi değil mi? Yani bütün Türkiye'de bunu kulaklarıyla duydu. Şimdi bunların ben şeyine de artık da garipsemiyorum ama ya her duyduğumda da şaşkınlığımı da şaşkın olmaya da engel olamıyorum bir türlü. Evet. Nedir o? Ya arkadaş bu bunları demedi mi? Yani siz bu ortaçağ zihniyeti şu bu falanla matematiğin mesi fiziğin mesi olmuyor etmiyor demedi mi bunları? Evet. Dedi değil mi? Yani hani bizim kulaklarımıza tabii, yanlış tabii. gelmedi değil mi? Evet. Ya dün meclisin yine basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında yani nereden çıkartıyorsunuz? Ben öyle bir şey demedim. Cümlesi kullandı. Önce bir dünkü basın toplantısını bir dinleyelim. Ben yapmadım etmedim dediği. Buyurun dinleyelim bakalım ne yapmış. Sibyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya, kalıcılaştırmaya zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla bu değil orada ama, bu, işte bilimin beysi bir önceki dünkü fiziği, basın toplantısını vereceksiniz çocuklar. Dünkü basın toplantısını önce verin. Görüntüler aynı olduğu için sesi karıştırmış olabilirsiniz. Bu değil. Dünkü basın toplantısında adım adım. Bir dinleyelim. Buyurun. Özgür Özel Kur'an'a laf ettiyse Kur'an taraf. Özgür Özel Kur'an'a laf etmeyin. Özgür Özel Kur'an'a laf etti diye yalan atanlar varsa da onları çağır. Bu kadar yalan olur mu? Söylediğimiz şu. Hı. Ne demiş? Bak. Bu ülkede eğitimi milli eğitim yapar. Hı. Diyanet İşleri okul öncesi eğitim birimi kuruyor. Hı. 3 yaşından sonra 4 yaşında 5 yaşında çocuklarla ilgili okul öncesi eğitim verecekmiş. Tehdit tedrisat var. Anayasada yazılı. Kaldıramazsın ve okul öncesi eğitim Diyanet'in değil milli eğitimin işi. Şey, burada durduk. Bunu söyledim diyor. Elhak doğru söylüyor. Bunları söyledi Özgür Özel. Bizim takıldığımız bu değil zaten. Bunu söylersin dersin ki işte bilmem. Bununla da eleştirilir ayrı bir dava. Sen Diyanet Sibyan Mektebi şu bu falan açıyor ediyor falan ondan sonra bak. Ondan sonra bu milli eğitimin, bir şey de var. Milli eğitimin işidir vesaire falan. Bu da tartışılır. Ona bakarsan Diyanet böyle bir okul mokul açma etme falan derdinden yok ziyade. Yok öyle onun için ya başta ya başı eğitim, yalan. Peygamber Efendimizin hayatını öğretti. Çünkü Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Erbaş açıklama yaptı ya. Peygamber Efendimizin hayatını, güzel ahlakını, İslamiyet'in temel bilgilerini çocuklarımıza öğretiyoruz. İyi vatandaş, iyi ahlaklı bir Müslüman olsun, şu olsun bu olsun diye. Bunun neresi kötü demeye getiriyor. O da tartışılır ayrı bir dava ama Özgür Özel şu videosunda haklı. Bunları söyledi. Ama bizim takıldığımız burası değil ki. Devamını niye getirmiyorsun? Kur'an'a laf söylediysem Kur'an beni çarpsın bilmem ne bilmem ne. Arkadaş bizim takıldığımız Sayın Bahçeli'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'deki hakikaten kendisini Müslüman olarak tarif edip de kendi tariflerine uymayan Özgür Özel'in tarifine tepki toplayanların kabul etmedikleri nokta o değil. Özgür Özel'in kestiği, kırptığı, ben demedim dediği. Bakın bu basın toplantısından 3 gün önce ya da 2 gün önce yaptığı toplantıda aslında ne demişti? Türkiye neden bu sözlerine tepki gösterdi? Bir o sözleri hatırlayalım Özgür Özel'in. Buyurun. Sibyan mekteplerini kurmuşlar. Hı. Kurumsallaştırmaya, kalıcılaştırmaya zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla orada işte bilimin B'si yok. Fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete faydası var, ne bu millete faydası var, ne anayasaya uygunluğu var. Tamamen küllüm yanlış bir işi benimseyip kötü sonuçlar. 20 yılın sonunda okuduğunu anlamayan bir nesil yola dininin ve kininin sahibi kindar nesil diye çıkarsa okuduğunu anlamaz tabii. Sen yola herkesle barışık, algısı açık, konuşan, etkileşimde bulunan, ömür boyu öğrenen, ömür boyu öğreten bir nesil diye çıkarsan bak bakalım ne çıkıyor karşına. Ama senin karşına ne çıktı? Kindar nesil yetiştireceğim. İşte yetiştirdiğin hepimizin çocukları dünyada herkes böyle giderken biz böyle gidiyoruz. Pizzasında, temel bilimlerinde, matematiğinde, fiziğinde. 20 yılın sonunda bu karne kırıksa, bu notu
Kemal Bey'e mi veriyorlar? Bay Kemal'e mi veriyorlar bu kırık notu? Vallahi 80 yıldır aynı teraneyi söylüyorsunuz. Ya, tamam mı? 80 yıldır, 90 yıldır aynı teraneyi söylüyorsunuz. Ve yerinizden bir milim kıpırdamadığınız gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle bu faşist zihniyetiniz, bu öteleştirici, bu ayrıştırıcı, bu kutuplaştırıcı zihniyetiniz yüzünden bu insanlar yıllar yılı zulüm çektiler. Hala da çektirim. Elinize fırsat geçse bir kaşık suda boğacaksınız, çektireceksiniz. Utanmadan ortaçağ zihniyeti diyor. Bunları yetiştirirsen matematiğin FM'sinden, fiziğin F'sinden anlamaz üniversiteye geldiğinde Allah'tan diyorsun. Allah'tan onları yetiştirirken. Millet bu taraflara giderken biz böyle oluyoruz falan cümlesini o zaman, kullanıyorsun. O zaman benim dediğime bak. Allah'tan kork demek lazım. Ama bunların... Üstad ben önden söylemişim. Bak önden söylemiştim. Ama bu tekrar verdiğin için üzerinden tekrar hatırlatayım. Şunu söylüyorum sadece. Efendim Sıbyan mektupları derken bak kodlama var. Kafada bir kodlama var. O kodlama bozuk değil. Geçen söylediğimiz gibi bunların dini CHP'lilik dini tarif olmadan gelmiş. Kodlama ne biliyor musun? Sıbyan mektebi. Efendim tekke ve zaviyeler. Ya sen bu irfan nereden geldin zannediyorsun kardeşim? Neyi inkar ediyorsun sen ya? Senin milyonlarca küvetlilik bir dünya üzerinde 3 kıtaya hakim olan imparatorluğun, bu dev milletin geçmişinde bunlar var zaten. Arkadaş bu dava var. O çocuk küçük yaşta biliyor. Benim diyor şerefim, namusum, bayrağım, Allah'ım, kitabım bunlar var diyor. Bunlar olmuyor. Bunlar adamın matematik mühendisi. Adama sormaz mı abi? Çok özür dilerim. Yüksek huzurlarınızda. Adama sormazlar mı lan? Sen bunları kaldırdığın zaman yani tamam mı? Matematik, fizik uçacak ya. Bir daha örneğini vereyim. Eğer bir gün istiyorsanız bu özgürlüğü kendisine göndereyim. Bugün Türkiye'deki TürkSat uzunsundan tut aşağı kadar. Aşağı kadar. Hatta örneğini arkadaşlarımdan veriyorum. Beraber sırada okuduk arkadaşıma kadar. İmam Hatipli, genç yaşta hafız olmuş, Allah kitap tanıyan, annesi kapalı. Olmak zorunda değil. Alan bir sürü insanlar var. Uzaya gidiyorlar, uzaya. Bu cümleyi hocam, de daha önce de söyledik, bir kere daha altını söylüyorum. Hikmet şunu kastederek ifade ediyor. Söyledim mi? Arada söyledim bir, onu. Bir daha tekrar etmiş olalım. İmam Hatipli olursan bu olur. Olmazsan olmaz anlamında da söylemiyoruz. Engel, hiçbir zaman engel da söylemedik. Değilmiş. Kategorize onu, ettiği için karşılık veriyor. Engel değilmiş, onu atmaya çalışıyorum. Evet. Yani senin, hani o bunlar irticayı, böyle kapatırsan iyi, böyle çok iyi değil diye bıyık böyle aşağı geldi, yüzük sağda gümüş altın değil. Abdestin şeysi bak burada abdest alıyor diyen tiplerle ne kadar geriye gittiğimizi anladık mı anladık. Senin bugün uzaya uydu yapan ekibin içerisinde o senin küçük yaşlarda Sıbyan Mektebi mezunu. 6 yaşında 10 yaşında alfabeyle birlikte öğrenmiş Kur'an-ı Kerim'i. Emri bil marufu öğrenmiş. İyi yaşamak, meydan okumak, Müslüman dayak yemez demek diyenler o yaşlarda öğrenmişler. Meydan okuyan tipler içerisinde çok örneği var. Bugün Türkiye'de ilk defa jet motoru yapan adam da İmam Hatipli. Bugün bayraklar da aynı şekilde yapılabiliyormuş. Hadi onu diyeyim bari en güzeli söyle. Doğru. Yani bunun şimdi arkası yok ama sizi kafa yapmaz. Bak bu kafa yapmaz. Bale yapacak. Sadece bale yapsın çocuk. Allah kitap sonra büyüyünce tanır. Tanamazsın. Ama babası kapalı. Olmaz. Ona göre. Türkiye'de bale yapsın adamlar yapamadılar. Doğru. Yapamayacaklar Türkiye'de, da bunu. Türkiye'de daha önce de. Homo sapiens bunlar. Söylemiştim. Türkiye'de aydın yoktur. Batı'nın tabiriyle. Çünkü Türkiye hiçbir zaman, yani Osmanlı'yı da katarak söylüyorum, 17 devleti katarak söylüyorum, hiçbir zaman karanlığa gömülmediği için o karanlıktan kurtaran aydınlara da ihtiyaç olmamıştır. Türkiye hep aydınlıktaydı. Osmanlı döneminde de aydınlıktaydı. Cumhuriyet'in faziletli insanları sayesinde de aydınlıktaydı. Dolayısıyla bunların orta çağ dediği mesele, tarif ettikleri mesele, onları orta çağdan kurtaran da bir devri kapatıp yeni bir devri açan Fatih Sultan Mehmet'tir. Bunların orta çağ diye aydın diye tarif ettikleri mesele Batı'nın o zamanında düşmüş olduğu çukurda debelenmesi neticesinde kendini kurtarıp bir noktaya getirme meselesidir ki o bile şu anda aydın diye tarif edilen meselenin aydın olup olmadığı da ayrıyeten tartışılır. Çünkü Özgür Özel'in tarif ettiği Batı çocuklarını nasıl yetiştiriyorsa biz de öyle yetiştirelim cümlesinin altında şöyle bir gerçek de var. Özgür Özel belki bunu biliyor, bilmiyor, emin değilim ama yani 4-5 yaşındaki çocukların cinsiyetini kendisi seçsin diye zorlandığı
bir Batı'nın çocuk yetiştirme modeli var şu anda popüler olan. CHP'nin de özlem duyduğu. Önümüzdeki 3-5 sene 10 sene içerisinde Batı, bunların örneklerini yaşadığım için, yani bizzat arkadaşlarım yaşadığı için Batı'da, onlar anlattığı için biliyorum. Onun için bunun söylemeye çalıştığı böyle süslü cümlelerle, kamuflajla, temelinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi bunların içinde bitmeyen bir İslam Müslüman düşmanlığı var kardeşim. Kusuyor sürekli. Başka hiçbir şey yok. Dediğin çok güzeldi. Bunların İslamiyet'ten anladıkları sadece kendilerini öyle zannetmeleriyle sınırlı. Çünkü bunların bu kafanın, daha doğrusu CHP dini diye hiç tahrif edilmemiş, bozulmamış, evet, bir dinleri var. Ve anti-İslamcıdır. Evet. İçinde LGBT de var, tabii, Müslümanlıktan, tabii, Hinduizmden, Budizmden, Hristiyanlıktan vesaire bütün dinlerden. İslam dışı yapmışlar. Her şey var. Aynen öyle. İslam olmayacak bir tek. Ama sorduğun zaman da ben bir şey demedim ki, başörtüsüne bir şey mi dedim, şöyle mi dedim diyorlar. İslam dışı her şey var onun içinde. Finali TOG'la yapalım. Finali TOG'la yapalım. Hani bir bu tarafa gidiyor, bu tarafa geliyor, bilmem ne. Ha, sen bayraklardan örnek verdin, SİHA'lardan örnek verdin, savunma sanayinden örnek verdin, sanayiden örnek verdin, verdin de verdin, verdin de verdin. Finali TOG'la yapalım. Yeni model sürprizi SUV dediğimiz bu Jeep modeli dışında bu Amerika'nın Las Vegas kentinde, evet, bir tüketici elektroniği fuarı var. CES diye geçiyor. CES. İlk defa sahneye çıkacak. Evet, ilk defa sahneye çıkacak. Sedan versiyonu patent bürosundaki görüntüleri Avrupa basınına sızdı. Ortaçağ görüntüleri. Ben çok hoşuma gidiyor. Ortaçağ görüntüleri. Ara ara hatırlatıyorum. Makine kimya endüstrisinden bizim bu, bitiriyorum tamam, farkındayım taştım. Makine kimya endüstrisinden bu silahlarımız neydi? MPT. MPT'lerin biliyorsun blueprint dedikleri çizimleri, ondan sonra bilgileri falan kaçakçılık malzemesi yapılmıştı. Orada çalışan bir tanesi bunların, evet, kodlarını alıp satarken yakalanmıştı demişti. Fransa'da bir tane çalınmıştı, hatırlıyorsun. Millet hain main bir sürü şeyler söylediğinde benim çok hoşuma gitmişti. Bunu da anlattım. Bak, sanayi casusluğu üzerimizden yapılıyor. Bizim üzerimizden sanayi casusluğu yapılıyor. Artık bizim de çalınacak bir malımız var kardeşim. Bir ürünümüz var demiştim. Yıllar öncesinden bahsediyorum. CHP'nin de tamam, var leblebi. Şimdi, en güzel Çorum leblebisi. Dolayısıyla çok severim şu aslında. Görüntüler özeli yalanlamaya yetiyor deyip günün manşetini burada bitirelim. Hocam, hatta teknolojide o kadar ileri gitti ki bir tane haber gördüm, onu söylemeden edemeyeceğim. Akşam gazetesinde vardı. 72'lik dede ultra teknoloji kullanarak kopya çekerken yakalanmış. Direksiyon sınavında 72'lik dedi. Kulağına kablosuz mikrofon koymuşlar. Dışarıda 3G ile falan filan orada düğme kameralar falan üzerinden falan hocam, yaparken demin, teknolojide sınır tanımıyoruz yani. Demin gösterip de Sayın Özgün Özel'e Homo sapiens dedim. Burada yanlış anlamışlar. Bana mesaj atmışlar. Homo sapiens insan, Homo erectus, Homo sapiens 50 bin yıl önceki insanın hali. Peki. Onların şeyine göre, o matematik bilim göre Homo sapiens ilk insan demek. Yani orta çağ değil, CHP Homo sapiens demek istediğim için. Kendisi orta çağ gibi. Homo yanlış karıştırmışlar onları. Günün manşetini Homo sapiens. Gazete manşetleri demek. Ve günün gündemini Hikmet Kençle birlikte yorumladık. Yarın saat 11'de karşınızda 10 Noktalı Modül'e hepinize iyi günler diliyoruz efendim.